Her cumartesi olduğu gibi önce geçen haftaya şöyle bir göz atalım istiyorum. Geçen hafta neler yaşandı, hangi haber akışı geldi, hangi veriler geldi, bunların rakamlar üzerindeki etkileri ne oldu ve tabii ki kapanışlar nasıl gerçekleşti. Bunun sonrasında da önümüzdeki hafta neler olabilir, bütün bunları konuşacağız bu videoda. Hepiniz hoş geldiniz. Önce kısaca bir rakamlara bakalım. Onun sonrasında da haber ve veri akışını sizlerle paylaşacağım. BIST 100 endeksi 109.835 seviyesinden haftayı tamamladı. %0.62'lik bir yükseliş vardı. Aslında haftayı tamamen yatay geçirdi diyebiliriz. 110.000-109.000 arasına sıkışmış bir borsa endeksi gördük. Zaman zaman 108.000'i zorladı. Zaman 110.000'in üzerine çıktı ama tam orta seviyede 109.000'den haftayı tamamladı. Peki ne olacak bundan sonra, onu biraz sonra konuşacağız elbette. Dolar 6.8140 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Orada da aslında sıkışık bir seyir vardı çünkü genel itibariyle 6.75-6.85 arasında giden bir dolar kuru gördük. Benim tahminim geçtiğimiz hafta ya da bu önümüzdeki hafta doların 6.95 olabileceği yönündeydi. Biraz daha kademeli gitti gördük. Nitekim 6.85'i gördü ama orayı aşamadı. Bu hafta 6.85'i kırma ihtimali çok yüksek. Sebepler her geçen gün biraz daha olgunlaşıyor ve eğer ki kademeli giderse, yani bir devalüasyonist etki olmazsa, bu hafta içerisinde, artık bir hafta daha vermeye gerek yok, bu hafta içerisinde 6.95 seviyesini göreceğiz dolarda. Diğer taraftan Euro'da da enteresan hareketler vardı. Paritenin 1.14'ü zorlamasıyla birlikte doğal olarak Euro'da dolara göre biraz daha hızlı tırmanışlar gözledik. Hatta 7.73, 7.74, 7.75 seviyelerini bile gözledik geçtiğimiz hafta içerisinde. Sonrasında tam cuma gününün sonlarına doğru bir anda satış baskısı almaya başladı parite tarafı ve aynen size söylediğim gibi 1.14'e yaklaşmış olan parite 1.12 seviyesinden haftayı tamamladı. 1.12.60'tan. Bu da bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Tekrar 1.08'i zorlayan bir pariteyle karşı karşıya kalacağız. Euro parite nedeniyle bir miktar gevşeyebilir ama doların yükselmesiyle birlikte Türk lirasına karşı o da değer kazanacak ve yine önümüzdeki hafta doların 6.95 seviyelerinde olduğu dönemlerde biz parite eğer ki geri çekilirse işte 7.75, 7.80 maksimum 7.85 aralığında bir euro görürüz. Eğer ki bu seviyelerde kalırsa da yine 7.85, 7.90 aralığında bir euro kuru görürüz. Tabi 1.14'e doğru tekrar giderse o zaman yükseliş 1-2 lira daha fazla olabilir. Onu da altını çizmiş olalım. Pariteyi zaten sizlere paylaştım. Bir kez daha söyleyeyim. Bana göre 1.08'e giden bir parite görüyoruz. Bu hafta büyük ihtimalle yönünü aşağıya doğru çevirecek. 1.14'ü zorladı olmadı. 1.12'yi kırması durumunda ilk hedef 1.08 olacaktır. Zaten Avrupa'dan gelen haberler de çok kritik. Onları da biraz sonra paylaşacağım sizlerle. Lagarde deflasyondan bahsediyor. Lagarde büyük bir ekonomik krizden bahsediyor. Avrupa Komisyonu başkanları artık Avrupa'nın bütünlüğünü tartışmaya başladılar. Bu anlamda paritenin bu seviyelerinin çok kalıcı olmadığı kanaatindeyim. Altın çok enteresandı. 1600'leri zorladı biliyorsunuz. 1680'e kadar gevşedi. Hatta 1670'i gördü. Herkes patır patır gidiyor derken ne dedim sizlere? Sakin olun. Ortada herhangi bir sorun yok. Altın tekrar 1760'a gidiyor dedim sizlere arkadaşlar. Nitekim 1730 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Bence çok kritik bir seviye. Önümüzdeki hafta 1760 seviyesini zorlama ve kırma ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor. Şunu söylüyor altın bize: aşağıya gitmek istemiyorum, güç topluyorum, elimden geldiğince yukarıyı zorlamaya devam edeceğim. Doğru hacmi bulduğum an itibarıyla ve doğru haber akışını, veri akışını gördüğüm an itibarıyla da 1760'ı kıracağım. Önce 1800, sonrasında 1860 ve 1860 kırıldıktan sonra 2000-2500 dolar aralığında bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalacağız. Brent petrol de yine enteresan hareketler yaşadı. Biliyorsunuz 43 dolara kadar çıkmıştı. O dönemde Suudiler açıklama yaptı, Ruslar açıklama yaptı. İşte bir ay sonra tekrar arzı arttıracağız diye. Bu arada gerilimler arttı. Üretim istendiği gibi değil. Petrol üretiminden bahsetmiyorum. Sanayi üretiminden bahsediyorum. Bir de pandeminin ikinci dalgası konuşuluyor elbette. Petrol fiyatları gevşedi. 40 doların altında kapanışını gerçekleştirdi. Hatta 36-37 dolarlar görüldü.
görüldü Brent petrolde. Buradaki kritik nokta şu: 40 doların altında kapanmış olması. Son gün, evet cuma günü 0.47'lik bir yukarı hareket yaptı ama bence önemli bir gösterge değil. 40 doların altında kapanan petrol fiyatı daha da aşağıya gidebilir. Gümüş fiyatlarını da şöyle kısaca değerlendireyim sizlere. Ben işte 17, 16, 18 falan bunları konuşmayacağım ama size şunu çok net söyleyebilirim artık. Altının yükselmesiyle birlikte gümüşün onsu da 20 doları aşacaktır. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bu hareketleri görebiliriz. Kimse şaşırmasın. Şimdi rakamlar bu şekildeydi. Şimdi gelelim şu haber ve veri akışına. Avrupa'nın en büyük devleti, ekonomi olarak tabii, Avrupa'nın en büyük ekonomisi, Avrupa Birliği'nin en kritik ülkesi ve ekonomisi olan Almanya sanayi üretim verisini açıkladı. %17.9'luk bir düşüş var. Almanya'da sanayi üretimi bu kadar düşüyorsa İtalya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, diğer Avrupa ülkelerini siz kendiniz düşünün. Büyük bir yıkım var aslına bakarsanız. Bakalım toparlayacak mı, toparlamayacak mı, ama biraz önce de söyledim. Lagarde çok ciddi bir deflasyon bekliyor. Biliyorsunuz Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Diğer taraftan hem Avrupa Komisyonu hem Avrupa Merkez Bankası Avrupa'nın yakın zaman içerisinde toparlanmasıyla ilgili çok ciddi kaygılı. Hatta Almanya 130 milyar euroluk yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor. Belki de önümüzdeki hafta bu teşvik paketi uygulanmaya başlayacak. Suudi Arabistan petrol üretimini artıracağını söyledi. BP'den gelen haber işsizlikle ilgili kaygıyı bana göre çok ciddi anlamda arttırıyor arkadaşlar. BP işçi sayısını tüm dünyada global çapta %15 oranında azaltmayı planlıyor. Bakın sadece BP değil, pek çok büyük firmadan bu tür işçi çıkartmalar gelecek yakın zaman içerisinde. Bu da dünyadaki işsizliğin nasıl arttığını ortaya koyacak ve doğal olarak işsiz sayısı arttıkça işi olanların tasarruf etme eğilimi artacak. Daha çok güvenli liman arayacaklar ve risklerden daha çok kaçınacaklar. Bu hem reel sektörü, hem bankacılık sistemini, hem de devletlerin ekonomisini çok ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Bunu da uyarısını yapayım. Dünya Bankası küresel ekonomi %5.2 daralacak dedi. Türkiye 3.8 daralacak dedi. Şimdi bu iki rakam kritik. Neden kritik? Eğer ki ikinci dalga olmazsa diye bir şerh koydu çünkü Dünya Bankası. İkinci dalga gelirse, ki ikinci dalga ile ilgili çok önemli veriler geçen hafta elimize ulaştı. Onlardan bir tanesi Latin Amerika ve Güney Asya'da pandeminin tepe noktasına gelmiş olması. Tabii ki Dünya Bankası da bu şerhini o nedenle koydu. Eğer ki ikinci dalga olursa, pandemi çok daha yıkıcı etkilerle gelirse ve ekonomi durma noktasına gelirse önümüzdeki senede, işte o durumda Türkiye %8.1, dünya %7.8 daralır dedi arkadaşlar. Bunlar cidden korkunç rakamlar. Fed faiz kararını açıkladı. Herhangi bir değişikliğe gitmedi. Beklenti de bu yöndeydi ama sonuç itibariyle Fed kaygılarını ortaya koymaya devam etti ve bu kaygılar nedeniyle de piyasalar biraz sıkıntılı. Diğer taraftan Amerika'da çöp hisse senetleri, yani aslında çöp bile demeyelim, iflas etmiş şirketlerin hisse senetlerine inanılmaz bir talep var. O da 2008'deki gibi Amerika'nın işte batan şirketleri kurtarabileceğiyle ilgili bir beklenti oluştu. Hertz hisselerine vesaireye çok yoğun bir ilgi var. Bu gerçekçi mi? Değil. E zaten Amerika bu şirketleri, batan şirketleri kurtarmayacağını söylemesine rağmen hadi bir zar atalım hikayesi gibi bu. Borsaların nasıl balon haline geldiğinde net göstergelerinden geçen hafta da bunu sizlerle paylaşmıştım. Yine bu haftanın diğer bir önemli konusu, IMF küresel ekonominin beklentiden çok daha yavaş büyüyeceğini söyledi ve son olarak tabii ki cari açık meselesi arkadaşlar. İki rakam paylaşacağım sizlerle cari açıkla ilgili. 5 milyar 620 milyon dolarlık Nisan ayı cari açığı. Sadece Nisan ayında 5 milyar 620 milyon dolarlık bir açık gerçekleşti. Merkez Bankası verileri bunlar. Yıllık cari işlemler dengesi de bozuldu. Geçen ay 100 küsür milyon dolar fazla veren cari işlemler bu ay yaklaşık 3 milyar 291 milyon dolarlık bir açık verdi arkadaşlar. Sizlere hep uyarıyordum, söylüyordum. Cari açık patlıyor ve bu dolar üzerinde çok büyük bir baskı oluşturacak diyordum. Bu haftanın en kritik meseleleri bunlardı. Şimdi gelelim, neden cari açık doları, altını patlatacak? Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz, geçen hafta yaşanan bu olaylar dünya ekonomisinin nereye gittiğini gösteriyor bize ve altında neler yaşanabilir? Doğal olarak borsa
borsalarda ve diğer emtialarda neler yaşanabilir, biraz da onlara değinelim. Önce cari işlemler dengesiyle başlayalım isterseniz. Bu Nisan ayı verisi aslında bize çok net bir şeyi gösteriyor arkadaşlar. Bu yıl korkunç bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Neden? Çünkü neredeyse 6-7 milyar dolar civarında bir cari fazlamız vardı. Gördüğünüz gibi yılın ilk 3 ayında bu cari fazla eridi. Aslına bakarsanız 2 ayda eridi. 3. ayda da 3,5 milyar dolardan fazla cari açık verildi. Mayıs'ta bunun üzerine en az 3-3,5 milyar dolar daha ekleneceğini hesap edin. Bir anda 7 milyarın üzerine çıkan bir cari açıktan bahsediyoruz. Bunun aynı şekilde hiç katlamadan aynı hızda veya birazcık azalarak arttığını kabul edersek biz Haziran, Temmuz, Ağustos ayına geldiğimizde 15 milyar doların üzerinde bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Bu Nisan ayı verisi, bakın Mayıs'ta yine çok yüksek gelecek. Haziran'da çok yüksek gelecek. Daha ekonomi yeni açıldı ama yurt dışından turist falan akışı yok. Demek ki dolar girişi de yok. Doğal olarak Haziran'da çok yüksek. Temmuz'da diyelim ki turizme de açtık ülkeyi. Dünyadan turist gelsin diye bekliyoruz. Ama bütün rezervasyonlar iptal edilmiş durumda. Neredeyse turist girdisi %90 oranında düşmüş durumda. İşçi gelirlerinde de bir akış yok. Yurt dışından borç bulamıyorsunuz. Swap anlaşması yapamıyorsunuz. Bunları da yanına ekleyelim. Demek ki arkadaşlar cari açık her ay biraz daha katlanarak artacak. Çünkü cari açığı kapatan tek şey turizm gelirleri ve işçi döviz girdisiydi aslına bakarsanız. Ve bizim dış ticaretimiz her geçen gün açılırken bütün çabalara rağmen, nedir o çabalar? İşte vergiler arttırılıyor, ithalatın önünün kesilmesi için çeşitli tedbirler alınmaya çalışılıyor, gümrük duvarları çaktırmadan yükseltilmeye çalışılıyor falan ama sonuç itibariyle o kadar çok ithalata bağımlıyız ki arkadaşlar, enerjiden tüketim malına kadar mecburen pek çok ürünü ithal etmeye devam ediyoruz. Aynı oranda ihracat yapamadığımız için bu cari açık makası da her ay artarak devam edecek. Şimdi bir tarafta borçlar, bir tarafta cari açık, bir tarafta bütçenin bozulması, öbür tarafta Merkez Bankası rezervleriyle ilgili büyük sıkıntı ve doğal olarak arkadaşlar bu dolara olan ihtiyacı her geçen gün biraz daha arttıracak. Dolara olan ihtiyacın artmasıyla birlikte de ister istemez 2018 Ağustos ayında olduğu gibi bir kur şoku yaşanacak. Kur şoku çok yakında ve kapımızda. Kim ne derse desin. Daha kötüsünü söyleyeyim sizlere. Ağustos 2018'de Türkiye borçlanabiliyordu. Ağustos 2018'de Türkiye'nin bir turizm geliri nispeten vardı. Ve doğal olarak da öyle ya da böyle çevirmeyi başardı. Öbür taraftan Türk liranın hızlı bir şekilde değer kaybetmesiyle iyi bir giriş oldu. Hem ihracat arttı hem turizm gelirleri arttı. Bir sonraki seneden bahsediyorum. Ve böylece Türkiye hızlı bir şekilde kendisini toparlayıp cari fazla bile vermeyi başardı. Not, şunu da unutmayın. 2017 yılında Rusya ile papaz olmuştuk. Rusya'dan turist gelmediği için aslında bizim cari açığımız patlamıştı. Ve o cari açığı kapatabilmek adına da işte o rahip krizi ortaya çıkmıştı. Şimdi bazı yorumlar görüyorum. Yeni bir rahip krizine ihtiyaç var. Türkiye bu işi yine dış güçlere yıkmak isteyecektir falan diye. O da hazır. Ayasofya ibadeti açılacak. Büyük ihtimalle Amerika'dan, Avrupa'dan tepki gelecek. Bunun üzerine işte dış mihraklarla biz papaz olduk falan filan derken bir bakacağız arkadaşlar. Aynı rahip krizinde olduğu gibi dolarda çok sert yukarı doğru bir hareket gözlemleyeceğiz. Bu dönemde temkinli olmakta fayda var. Çok daha ötesini söyleyeyim sizlere. Sabırlı olmakta fayda var arkadaşlar. Bu cari açık döndürülebilir bir cari açık olmayacak çünkü. Bu borçlar kolay kolay çevrilemeyecek çünkü. CDS'lerimiz hafif gevşedi ama büyük ihtimalle, çok çok büyük ihtimalle geçen hafta bunun işaretlerini görmeye başladık zaten. Bizim CDS'imiz her geçen gün biraz daha yukarıya doğru hareket edecek ve yine 600'lere doğru giden bir CDS ile karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Ve bütün bunların toplamında ne yazık ki Türkiye bu dövizi baskılama konusunda ısrar etse bile elinde mermi kalmadığı için artık bu işin önünü kesme ihtimali de kalmayacak. Bu cari açığı kapatmak için de döviz kurunda bir şok yaşanması gerektiği için yapılabilecek tek şey buna bir kılıf
uydurulacak. Ha, bu Ayasofya olur, bu Raip krizi olur, bu S-400 krizi olur. Bu suni bir tartışma olur. Ne olur bilmiyorum ama sonuç itibarıyla döviz kuru öyle ya da böyle yükselecek, yükselmesine göz yumulacak, hatta destek verilecek ama arka planda, ön planda yine işte dış mihraklar, dış minnaklar yükseltiyorlar vesaire denmeye devam edecek. Çünkü bu bir politika meselesi aynı zamanda. Türkiye'nin krizi Türkiye'deki yanlış ekonomik yönetimden değil, dışarıdakiler yüzünden oldu, pandemi yüzünden oldu ifadelerini bundan sonraki süreçte çok sık duyacağız muhtemelen. Hemen rakamlara, haftaya ne olur açısından bakalım. Bence borsada sert satışlarla karşı karşıya kalacağız. 1. Dolar önümüzdeki hafta normal koşullarda 6.95. Anormal koşullar, biraz önce söylediğim anormal koşullar devreye girmeye başlarsa bir anda 7.20'yi kırar ve üstü boş. Euro 7.67 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Parite gevşemeye devam ederse paritenin gevşemesinden dolayı Euro'da hafif bir gevşeme görebiliriz. Ama dolar ve Euro eş güdümlü yükselmeye devam eder. Sadece Euro ile dolar arasındaki makas kapanır parite aşağıya doğru ilerlerse. Yok, parite yukarıya doğru giderse, tekrar 1.14'ü zorlarsa o zaman Euro'daki yükseliş dolara göre bir tık daha fazla olacaktır. Altının onsu bu hafta 1760'ı kırarsa şaşırmayın. Öyle bir durumda da 1800'e giden bir altın onsuyla karşı karşıya kalırız. Diğer taraftan gram altını merak ettiğinizi biliyorum. Kapanış 378-379 aralığında. 380'in üzerine çıkmıştı geçen hafta. Önümüzdeki hafta hem doların yükselmesi hem de onsun yükselmesiyle birlikte 395 liralık altın gram fiyatını yine göreceğiz gibi görünüyor. Yine önemli bir ayrıntıyı da paylaşayım, ondan sonra videoyu bitireceğim. 97.073 seviyesinden dolar endeksi kapanışını gerçekleştirdi. Dolar endeksini de önümüzdeki haftaki gelişmelere bağlı olarak 100'ün üzerinde tekrar görebiliriz. Bu da Türkiye'de doların yükselişini hızlandıracaktır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşalım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.